UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Zeynep Karahan Uslu ile birlikteyiz. Zeynep Hanım, ben sizinle komitenin cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalar hakkında konuşmak istiyorum ama öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyorum. Siz çok yönlü ve birden fazla şapkası olan kadınlardansınız. Gerçi sizin hayat hikayenizi anlatmaya kalksak herhalde saatler sürer ama yine de sizin özetlemenizi isteyeceğim. Kaç yılında nerede doğdunuz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? 1969 doğumluyum. İstanbul'da Bahariye'de dünyaya geldim. Ama genel olarak ömür döngüm Etiler'de geçti. Ve daha sonra tabii uzun yıllar hep aynı lokasyonda yaşayıp İstanbul'la hemhal olduktan sonra 2002 yılından beri, özellikle 2004'ten beri Ankara'da ikamet etmeye başladık. Ve o da işte hayatın bir cilvesi diyelim. Çünkü İstanbul'dan dışarı çıkacağımı hiç düşünmemiştim ama çok farklı bir hayatım oldu. Ve eğitim anlamında lisans, yüksek lisans ve doktoramı iletişim bilimlerinde yaptım. Ancak akademik kariyerimde hem sosyoloji bölümünde uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptım, hem de iletişim fakültelerinin ve iletişim bilimleriyle ilgili bölümlerde bir konumlanışım söz konusu oldu. Bu doğrultuda çeşitli üniversitelerde araştırma merkezleri kurdum ve başkanlığını yürüttüm. Halihazırda olduğu gibi yine birçok üniversitede çeşitli bölümlerin kurucu başkanlığını yapma imkanım oldu. Şimdi de Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı üzerinden devam ediyor akademik kariyerim. Bunun yanı sıra herhalde hayatım veren ikinci alan politik iletişim oldu. O da akademik kariyerimde spesifik olarak seçtiğim çalışma konularından biriydi. Ama buradaki uzmanlığım önce çeşitli partilerin genel başkanlarının danışmanlığını yapmak, çeşitli partilerin kampanya danışmanlığını yapmakla başlayıp daha sonra aktif olarak aldığım teklif üzerine politik hayatta siyasal aktör olarak konumlanmamla neticelendi ve oldukça uzun süren bir aktif politik hayatımda oldu diyebiliriz. Milletvekili olduğum ve olmadığım dönemler oldu ama 2017 sonlarına doğru kendi isteğimle aktif olarak siyasi hayatıma ara vermeyi tercih ettiğim döneme kadar parti yönetiminde kesintisiz olarak işte başkan yardımcısı, MEKK'ye genel başkan başdanışmanı gibi sıfatlarla kesintisiz süren bir politik hayatım da oldu. Ama bütün bunların hepsine belki hakim olan üçüncü bir alanda çok erken yaşlarımda itibaren sivil toplum kuruluşlarının parçası olmakla çok ilgilenen biri oldum. Ve dolayısıyla bir taraftan politik anlamda ve sosyal meselelere odaklanan STK'ların içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli işte yönetim rolleri üstlenmekle geçerken diğer taraftan da ki bence aslında onun da son derece politik bir tarafı vardır ama kültür, sanat ve kadın çalışmaları alanındaki STK faaliyetlerinin de içerisinde oldum. Hala da galiba bir şekilde üçü birden kendine has bir kombinasyonla devam ediyor hayatım. Valla bravo. Bir solukta anlattınız ama aslında neler neler sığdırmış, neler neler yapmış bir kadınsanız. Ne mutlu bir ki sizin gibi başarılı kadınlarımız var. Çünkü başkalarına da rol modelsiniz aynı zamanda. Şimdi geçelim UNESCO'ya. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na bağlı olarak bir komite var. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi. Siz bu komitenin başkanlığını yapıyorsunuz. Komite ne zaman kuruldu ve amacı nedir? Bize anlatır mısınız? Komite 2000'li yıllardan itibaren olan yani benim UNESCO'da görev yapma sürecimden öncesine dayanan bir yapı. Ve bu doğrultuda daha önce sanıyorum benden önce Feride Çiçek Hanım gibi bu konuda son derece etkin pozisyonlar almış olan şahsiyetler tarafından da önemli katkıların yapıldığının altını çizmek lazım. Bu doğrultuda kendi dönemimizde yönelik çalışmalarımızı ifade edecek olursam da tabii komite UNESCO konularıyla bağlantılı ve belli konularda UNESCO'nun odaklandığı alanlarla
paralel çalışmalar yürütmesi beklenen bir yapı ve bu doğrultuda şu yıllarda diyelim ki bence çok doğru bir seçim. STEM dediğimiz yani bu Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin kısaltılmasıyla artık bizim dilimize de bir şekilde böyle girdi. STEM konularında kadın ve kız çocuklarının geliştirilmesi UNESCO tarafından çok merkeze alınan bir çalışma alanı ve biz de açıkçası bunu beklenildiği üzere kendi bünyemize odakladık ve bu doğrultuda özellikle geleceğe tohum atabileceğimiz nitelikteki çalışmalara ağırlık vererek hem Türkiye'li hem de mülteci kız çocuklarını aynı anda içine dahil ettiğimiz bir proje seti oluşturduk ve bunu illerde uygulamaya başladık. Pandemi dönemine kadar da düzenli bir biçimde bunu gerçekleştiriyorduk. Ne yaptığımıza gelince illerde belediyelerin desteğini alarak ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin eğitim fakültesi ve STEM laboratuvarındaki akademisyenlerle de işbirliğine girip onlarla da profesyonel ölçekte çalışarak onların oluşturduğu, bizim de onayladığımız bir eğitim seti üzerinden Suriyeli ve Türkiye'li kız çocuklarını illerde toplayıp 2 gün süren STEM alanında eğitim görmeye ve meslek seçmeye yönelik hem farkındalık eğitimi hem de yaparak öğrenme dediğimiz bir yöntemi de içine derc ederek STEM alanına yönelik projeler oluşturdukları ve bu alanda nasıl konumlanacaklarını, konumlandıkları takdirde nasıl bir ufuk kazanacaklarını, ilgileriyle şahsiyetleri arasındaki bağı kurdurmaya ve bu süreci güçlendirmeye yönelik bir çalışma yürütüyorum. Bunun da özellikle 7 ve 8. sınıftaki, özür diliyorum 8 değil 6 ve 7. sınıflardaki kız çocuklarını merkeze alıyoruz ki 8. sınıftaki malum lise geçiş sınavlarında eğer böyle bir ilgileri varsa, böyle bir kabiliyetleri varsa orada bu farkındalığı almış olan öğrencilerin fen lisesi sınavlarına hazırlanacak vakte de sahip olmaları için spesifik olarak bu yaş grubunu seçiyoruz. Ve tabii dünyada da Türkiye'de de reel bir gerçek. Dünya bir taraftan büyük bir hızla değişiyor. İnsan çağı dediğimiz içerisinde birçok defekti de barındıran ama teknolojinin çok büyük bir hızla arttığı ve dijital uçuruma yakalanan insanların çok hızla geri düşeceği, keza toplumların da tabii bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğinin de önemli çalışma konularından olan o zihinsel bariyerler kısmı toplumda, eğitim sisteminde kişinin dolayısıyla kendi iç dünyasında işlemeye başladığı için özellikle matematik ve mühendislik alanlarında kadınların varlığı ve kadınların da kapasitesini kullanabildiği bir dünya inşa edilemiyor bu. Hem dünya açısından çok büyük bir kayıp çünkü işte malum ifadedir tek kanatlı kuş uçamaz. Dolayısıyla toplumun yarısı kadın ve kanadın yarısı da kadınlar. Toplumun yarısı bu büyük teknolojik gelişim çağına uyum sağlayacak ilgiler ve kariyer alanlarına yönelmediği takdirde ve toplumlar arasında farklılık oluştuğunda toplumun daha bütüncül bir biçimde bu alanlarda efektif olmaya karar veren veya böyle tercih gösteren toplumlarla tersi toplumlar arasındaki ara o kadar açılacak ki bu artık bir hem bir toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ama aynı zamanda da toplumların rekabet etme ve bugünü ve yarını yakalayabilme meselesi olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla böyle bir çalışma yürütüyoruz. Bununla birlikte de biraz ayrıntıya girer misiniz? O çalışmanın ayrıntıları, hangi illerde, kaç kişiyle görüşüldü, neler yapıldı? Biraz daha detaylandırabilir misiniz çalışmanızı? Tabii işte Diyarbakır'dan Gaziantep'e, Gaziantep'ten Kocaeli'ye yürüyen bir süreç bu. Örneğin Nisan ayında eğer pandemi olmasaydı, hatta 23 Nisan'a denk getirmek gibi böyle hoş da bir hani o ulusal egemenlik çocuk günümüzle de bağdaştırdık. Yani tarihi de öyle ayarlamıştık, planlamıştık. Ordu ilimizde yapacaktık örneğin. İşte sırada bekliyor yani ilk sırada Ordu var dolayısıyla diğer bir ifadeyle. Ve ne yaptığımıza gelince de burada
aşağı yukarı 200'ün üzerinde, daha doğrusu kız çocuğuyla çalışıyoruz her bir eğitimimizde. Ve eğitim, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir taraftan rol model ile tanıştırarak başlıyor. Onun için de böyle bir, bu modül de bize ait bir fikir. Mutlulukla ifade ediyorum o yüzden anlatırken de. Ama Duygusal isminde UNESCO L'Oréal Bilim Kadını ödülünü dünya çapında alan bir akademisyenimiz var. Ve Duygu Hanım'ın kişisel hayat hikayesi de aslında, yani sosyal tabakalar arası hareketlilik ve bireysel yetenek ve çalışmayla sonunda mesleki anlamda işte dünya çapında ödüllere mazhar olan bir bilim kadınına dönüşebilmek adına çok önemli bir örnek. Dolayısıyla bizim programlarımızda biz Duygu Hanım'ın Orada bir kesinti oldu. Adını ve soyadını tekrarlar mısınız acaba? Duygusal Hanım, Duygusal hocamız ve dolayısıyla Türkiye açısından da gurur hikayelerimizden biridir. Ve bizim eğitimimiz hem UNESCO büyük ödülünü almış, dünya çapında bilimsel çalışmalarıyla ödüle mazhar olmuş bir, hani içimizden biri ve bu toplumun bağrından çıkmış ve gerçekten o katmanları işte hayat hikayesiyle keserek, kırarak başarısını inşa edilmiş bir şahsiyet. Duygu Hanım'ın konuşmasıyla başlatıyoruz. Dolayısıyla hani bir rol model unsuru üzerinden başlıyor. Mütakiben İslam Aydın Üniversitesi İslam Merkezi, İslam Laboratuvarı'nın akademisyenleri tarafından o yaş grubuna uygun bir biçimde hem bilgilendirme hem motivasyon, hem de ufuk açma diyebileceğimiz nitelikte çalışmalar, dersler yapılıyor. Onunla birlikte de işte Mars'ta öğrencilerimiz koloni kuruyorlar mesela. Böyle projeler üreterek ve o koloniyi atık malzemelerden kurarak sonra biz onu bir küçük sergiyle öğrencilerimize de motive etmek için teşhir ediyoruz. İlim valisi, büyükşehir belediye başkanı vesaire, bunları da o kapanışa davet etmek suretiyle, zaten belediyeler ve valiler yükler bu anlamda destekçimiz de oluyorlar. Dolayısıyla hani ve bunları böyle hoş mekanlarda yaparak, yani sosyal olarak bir yaşam deneyimi ortamı açısından da farklı bir yaşam deneyimi ortamına sokmak, yaparak öğretmek, dünyadaki gelişmelerle buluşturmak, aynı zamanda bir rol modeliyle buluşturmak, şehrin önemli entiteleriyle buluşturmak, finalinde işte bir katılım sertifikası vererek, işte evlerinde de baktıklarında bir takım başka materyallerle, küçük unsurlarla da hani hatırlayabilecekleri projelerini alıp evlerine veya grup olarak götürebilecekleri falan. Yani arkada da kalıcı izler bırakabileceğiniz, ama asıl hedefimiz yani buradan bu çocukların içerisinden %10'luk bir dilim bile farkındalıklarını arttırarak, kendiliklerinin farkına varmalarını sağlayarak, bu alanlara yönelmelerine istek duymalarını başarabilirsek çok anlamlı bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Hatta tabii komitemizin içerisinde şahsım da dahil akademisyenler mevcut olduğu için bir de bitiminde öğrencilere bir mektup yazdırıyoruz. Ya geleceğe mektup diye. O mektubu da daha sonra biz analiz ederek bir akademik yayın olarak da sunmayı ve bu projenin ileride ilgili kurumlar tarafından da nasıl sonuçlar, yani muhatapları tarafından nasıl ele alındığını ortaya koyacak bir içerik analizi çalışması yapmak suretiyle böyle bir kalıcı bilimsel katkıda oluşturma fikriyatımız var. Bu şekilde çerçeveliyoruz. Çok kıymetli bir çalışma çünkü hakikaten şunu görüyorum ben, bir rol modeliyle karşılaştırıyorsunuz, iki o rol model gibi olabilsinler diye deneme yanılma yoluyla onlara bir takım projelerde iş yaptırıyorsunuz, deniyorlar. Üstelik sonra da onları ödüllendiriyorsunuz. Valilerin, belediye başkanlarının olduğu sergi alanında onların iyice yaptıkları işle gurur duymalarını sağlıyorsunuz. Yani ben yaptım, başardım ve takdir ediliyor duygusunu geçiriyorsunuz. Umarım başarılı olur. Çok fazla kızımız bu alana yönelirler. Peki sisteme yönelmeleri için bir hedefiniz var mı? Projenin bir süresi ve ulaşmak istediğiniz kız öğrenci sayısı nedir acaba? Onu da aktarabilir misiniz?
Açıkçası yani gücümüz, nefesimiz, imkanımız yettiği ve işte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla son olarak yapacağımız için Hilmi Bey'i de burada zikretmek isterim. Hilmi Bey gibi belediye başkanlarımızın desteğini alabildiğimiz sürece ve UNESCO Milli Komisyonumuz da bu konudaki fikriyatımızı desteklemeye devam edip sonunda izne tabi çalışmalardır neticede bunlar. Sürece biz bunu kendi görev dönemimiz boyunca devam ettireceğiz. Ne kadar çok ile ulaşabilirsek, sonuçta 83 milyonluk ve giderek nüfusu artan bir ülkede yaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle meşhur benzetmedir biliyorsunuz. Bir deniz yıldızları kıyıya vurmuş bir adam tek tek onları atıyormuş. Demişler ne yapıyorsun burada binlerce var. Olsun demiş ama bak bunu da denize ulaştırdık. Dolayısıyla hepimizin bana göre sınırlılıklarımızın şüphesiz ki farkındayız ama sınırlılıklarımıza rağmen de ne kadar gücümüz, nefesimiz, imkanımız yettiği sürece topluma ulaşır ve bir yarar halkasını büyüterek yola devam edebilirse bu kadar en azından bizim için anlamlı bir çalışma bütününü ortaya koyarız diye düşünüyorum. Ama bununla da tabii sınırlanmıyoruz. Başka çalışmalarımız da var. Arz ederseniz paylaşabilirim. Evet, lütfen. Bu doğrultuda bununla birlikte son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz panel gibi takım panellerle, çalıştaylarla da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ülke ve UNESCO'nun bütünü içinde anlam taşıyan konu başlıkları üzerinden konunun paylaşlarını bir araya getirdiğimiz, görüşlerini alıp daha sonra raporlaştırarak ilgili kurumlara da ulaştırdığımız bir takım çalışmalar da yürütüyoruz. Bu da bizim aslında akademik tarafımız. Yani bir tarafıyla icraî boyutu söz konusu, biraz önce ifade ettiğim gibi bir tarafıyla da akademik anlamda yani daha kalıcı nitelikte ve paydaşların da katkısını alıp sadece kendimizle sınırlanmadığımız bir çalışma yürütüyoruz. Yine diğer taraftan aylık mutat toplantılarımıza da kendi gündemimizin yanı sıra genel olarak biz toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan UNESCO kürsüleri, kadın araştırma merkezleri, kadın sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını da davet edip onlarla da bir ilişki ağı geliştirerek yani ortak iş yapma kültürü üzerinden çalışmalar yürüyor. Diğer taraftan UNESCO'nun belli bu toplumsal cinsiyet eşitliği alanına yönelik uluslararası ödülleri var. Bu ödüllere yönelik de biz bir nevi Türkiye'deki değerlendirmeyi yapma gibi bir imkanımız oluyor. Sivil toplum kuruluşlarını bu anlamda bu tür çalışmalardan, bu tür konkurlardan haberdar edip onları sürece katmak, onların organizasyonuna katkı sağlamak gibi böyle çeşitli alanlarda yürüyen çok yönlü bir komite çalışmaları sürecimiz var. Peki buradan kız çocuklarına seslenir misiniz? Onlar neden matematik, fen, fizik alanlarına yönelsinler? Şöyle aslında bence yüreklerinin götürdüğü yere gitsinler. Matematik, fen, fizik değil de. Ama bu yüreklerinin götürdüğü yer listesini sınırlamasınlar. Yani bunun içerisinde evet deney yapmaktan keyif aldıklarını hissediyorlarsa, yeni bir teknolojik gelişmeye ilgi duyduklarını içlerinde hissediyorlarsa, bunun gibi yani o kişilikle başarı ve yetenek el ele yürüyebilecek süreçler. Ama burada temel problem içimizden gelse bile bize yapamazsın dendiği için ya da yapanlarla hiç karşılaşmadığımız için o potansiyel açığa çıkmıyor. Potansiyelleriyle buluşmak adına kız çocuklarımıza imkan verdiğimiz zaman bambaşka bir ülke, bambaşka bir adalet ve aslında en geniş ölçekte bambaşka bir dünya inşa edebiliriz. Ve bana göre bu dünyanın artık bu kadar kendi içerisinde tenakuzların yaşandığı, yani bir taraftan Mars'a gideceksin, öbür taraftan gezegeninde insanlar açlıktan ölecek. İşte bir taraftan devlet başkanı kadınlar olacak ama öbür taraftan kendini ifade edemeyen ve ev içi şiddet karşısında
ruhları, hayatları değil, ruhları mahvolanası itibariyle insanlar olacak. Yani bu kadar zıtlıkların ve derin zıtlıkların dünya tarafından artık taşınamayacağı kanaatindeyim ve bence sistem alanında yapabileceğimiz atılımlar da buna dahildir ama en geniş ölçekte ben dünyanın tıpkı aydınlanma sonrasında olduğu gibi yeni bir toplum sözleşmesine ve bunun içerisinde kadınların ve erkeklerin adil bir biçimde hayatı paylaşmaya karar verdiği bir toplum sözleşmesine ihtiyaç duyduğunu, bütün gayretin oraya yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için de kız çocuklarımızın kendilerini keşfetmekten korkmamalarının yollarını biz onlara sunmalıyız. Yani bütün yükü kız çocuklarımıza onlar ne yapsın diyerek yükleyemeyiz. Buna hakkımızda sorumlu olan yetişkinler olarak biziz ve onlara daha iyi bir dünyanın temellerini, emarelerini sunmakla mükellefiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gideceğimiz daha çok yol var. Siz bu işlerin içinde olarak ve eşitliğin sağlanması için mücadele eden bir kurumun başkanı olarak Türkiye'nin eşitlik karnesini nasıl görüyorsunuz ve sizce acilen neler yapılmalı? Şimdi tabii yürünecek yolumuzun çok olduğunu ifade edebilirim. Bir taraftan gerçekten devasa gelişmeler söz konusu oldu. Özellikle 2000 yıllardan sonra başta anayasaya pozitif ayrımcılık ilkesinin girmesi olmak üzere. Çok sayıda gelişmenin söz konusu olduğunun altını çizmek lazım. Yani işte İstanbul Sözleşmesi bunların içerisinde bir mihenk taşıdır. Onunla bağlantılı olarak 6.384 anayasadaki değişim ve tabii bunun alt başlıkları işte yürütülen kampanyalar özellikle eğitim alanında kadınlar ve erkekler arasındaki o eğitim uçurumunun giderek kapanmakta olması. Bunlar ciddi, büyük, devasa getirisi olacak gelişmeler. Ama öbür taraftan da baktığımızda sadece biz gelişmiyoruz. Dünyadaki diğer ülkelerde gelişiyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği, işte çok yine bilinen bir ifadeyle 21. yüzyıl kadınların yüzü olacak diye bir tür motto vardır. Ve bu bana göre de doğru. Yani başka bir dünya kuruluyor. Bütün biraz önce konuştuğumuz handikaplarına, problem alanlarına rağmen bunlar var. İşte mesela COVID süreciyle burada çok olumsuz gelişmeler yaşıyor dünya. Türkiye'de yaşıyor, dünyada yaşıyor. Birçok konuda yaşıyor, neredeyse aslında her konuda yaşıyor ama bunun içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da yaşanıyor, yaşanacak. Bu apayrı bir başlık. Fakat orada yapılması gereken çok şey var. Çünkü onun sonuçları, bu öyle bir konu ki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar gerilediği zaman hayat geriliyor, toplumlar geriliyor. Yani bütün alanlar birden aslında geriliyor. Bunun içinde sadece kadınlar da yok işte, toplumun tamamı var falan. Ama yine bizim konumuza dönüp bağlarsa, burada diğer ülkeler de gelişiyor ve böyle baktığımızda Türkiye o kadar hızlı bir gelişim var ki bu konuda. Türkiye'de de yaşanan bu gerçekten ciddi gelişime rağmen genel yani uluslararası değerlendirmelere baktığımızda ortalarda bir yerde konumlanıyoruz. Ama elbette ki biz ülkemiz adına her zaman iyi vardır ama iyinin daha iyisi vardır ve orayı hedeflemekle mükellefiz. Bu anlamda da bana göre iki ana alanda çalışmaların yoğunlaşması gerekiyor. Bir tanesi Türkiye'yi daha ileri sıralara yükseltmek ve tabii bunlar hepsinin önemlisi. Kendimiz için bunu yapıyoruz. Yani bir sıralamada iyi bir yerde yer almak uluslararası prestij açısından anlamlıdır ama asıl olarak biz kendi geleceğimiz için bunu yapıyoruz. Ve bu noktada bir uzun vadede toplumsal dönüşüme hizmet edecek nitelikte. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin ben anaokulundan itibaren tüm eğitim süreçlerine derc edilmesinin geleceğe tohum atmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu kavrama yönelik haksız, bana göre bilgiden eksik ya da ön yargılı yaklaşımlardan farklı ve daha başka bir şey toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı. Çok istismar edildiğini düşündüğüm bir kavram, haksız yere. Başka zertleriniz varsa onları başka platformda
konuşun ama bunu lütfen istismar etmeyin demekten başka ve tabii lütfenin yanı sıra da hakikati ifade etmekten başka da seçenek yok. Ama uzun vadede daima biliyorsunuz gerçek biraz geriden gelir ama mutlaka öne geçer ya. Ben hakikatin kazanacağını düşünüyorum ve bu noktada bir dediğim gibi bütün bu eğitim kesimleri erken yaşlardan itibaren bu eğitimlerin derc edilmesi, yine kamu kurumlarının tamamında özellikle işte bir dönem çok yaygındı hatta bu tür eğitimler işte jandarma, hakimler, polisler gibi kritik alanlardaki kamu kurumlu görevlileri başta olmak üzere kamu kurumlarında dolayısıyla yani yetişkin nüfusa bu perspektifin özellikle bu konularda karar alan veya süreci kesintiye uğratma veyahut da güçlendirme imkanı bulan görev alanlarındaki unsurlara yönelik. Bu tür eğitimler yine halk eğitim merkezleri gibi belediyelerin bünyesindeki eğitim merkezleri gibi bütün onların içerisindeki bütün eğitimlerin yani eğitim sürecinin tamamına yetişkin eğitimi de dahil bu konseptin dahil edildiği bir tasavvurun, genel bir tasavvurun hakim olmasına çok önemli olduğunu bu noktada işte ASTEP projesi gelişiyor bu aile destek projesi. Bunların içerisindeki kontrol mekanizmalarında bu konunun da etkin bir unsur olarak değerlendirilmesi ve cezai müeyyidelerden cezai müeyyideler mutlaka olacak ama cezai müeyyidelerden çok daha fazla bir biçimde iyi örneğin ödüllendirildiği ödül mekanizmalarının kamu kurumlarından medya kuruluşlarına kadar yaygınlaştırıldığı bir sosyal düzlemin tüm bunların bütünleşik bir bakış açısıyla kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadede de ben uzun yıllar karşı çıktığım bir hususta onu da belirteyim. Ama kota uygulamalarının küresel ölçekte ve ulusal ölçekteki değerlendirme neticesinde ve anayasada da artık pozitif ayrımcılık ilkesinin olmasını da verdiği güçle kota uygulamalarının siyasetten şirket yönetim kurullarına kadar ki dünyadaki trend biliyorsunuz artık bu yerleştirildiği hatta odaların yönetimine kadar yerleştirildiği bir bakış açısının özellikle yerel yönetimlerde neredeyse kadının tırnak içinde yok olduğu bir düzlemde yaşadığımızı düşünecek olursak bunun kısa vadede değişmesine dair kararlılık da bu tür uygulamalarında ayrıca uzun vadeli sonuç verecek, kalıcı sonuç verecek. Yani uzun vadeli sonuçlar şundan emin olabiliriz ki kota uygulamalarını kendiliğinden bir gün gereksiz hale getirecek bir sosyal düzlemi inşa eder. Ama o sosyal düzlemin gelmesini bekleyene kadar geçeceğimiz süre ve nesiller ki işte malum bir takım uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde hep aşağı yukarı aynı rakam 200-250 yıl arası kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması için süre var diye bir ifade daha doğrusu bir tespit ortaya çıkıyor. Belli göstergeleri ele alıp değerlendirdik. Yani 250 yıl beklemeyelim yani bence çünkü dünya beklemiyor. Ve diğer taraftan yani ulusal menfaatler açısından da baktığımızda kadınların daha adil, daha hakça hayatı paylaşabildiği bir düzlemin inşası ülkelerin yarının dünyasında ayakta kalması ve var olması için yaşamsal bir faktör. Yani dediğim gibi bir taraf geride kalıp öbür yarı isterse kendini katlayarak geliştirsin. Diğer toplumlar her iki yarıyı da benzer şekilde geliştirmenin yol ve yöntemlerine odaklanıyorsa rekabetçi olmak son derece zor olacaktır. Dolayısıyla hem insani hassasiyetler hem de ulusal menfaatler bağlamında baktığımızda böyle bir kavrayışın daha yaygın bir biçimde hakim hale gelmesi yapılanların üzerine her zaman yapılacaklar vardır. Onların ilave edilmesiyle bir geniş ilerlemenin hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Önemli tespitler, önemli öneriler. Umarım hem özellikle Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere politika yapıcılar, iktidarı kastediyorum, bu önerilerinizi dikkate alırlar. Konuşmanın içinde bahsettiniz, çok yaşayın bu arada. Bahsettiniz.
İyi gelişmelerden birisi de İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiydi. Ancak maalesef geçtiğimiz aylarda yaşadık ve hala zaman zaman görüyoruz. Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili odalarına İstanbul Sözleşmesi'ni kötüleyen, feministleri terörist gibi adeta niteleyen bir takım kitapçıklar dağıtıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin bu kadar saldırı altında olmasını neye bağlıyorsunuz ve ne yapılmalı? İstanbul Sözleşmesi'nin de evet 6.284 hayata geçti ama diğer maddelerin de uygulanması konusunda çünkü hala uygulanmıyor pek çok maddesi. Neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Onunla bitirelim isterim röportajımızı. Tabii burada bence iki ana sebep var. Biri büyük bir değişim çağında yaşıyoruz. Ve bu değişim çağı belki de bizim insani sınırlarımızı giderek daha fazla zorluyor. Ve alışıldık dünyanın alışmadığımız bir hızla değiştiği bir düzlemde değişimi getiren, değişimi tetikleyen her unsur daima tarihsel olarak bir takım karşı çıkışlarla ve itirazlarla karşılaşmıştır. Ve bu noktada modern değerlerin giderek hakim olduğu bir dünya. Ama bu dünyaya uyum sağlamak isteyenler ve istemeyenler diye aslında birkaç yüzyıldır devam eden ve farklı fazlarda, farklı biçimlerde, farklı coğrafyalarda, farklı görünümler de olsa bir çatışma alanı var. Bu çatışmanın bir uzlaşıya her iki tarafında birbirini daha iyi anlamak suretiyle ve siyahlar ve beyazlar değil de bazen gri'de buluşmak da iyidir. Yani bazen her iki tarafta bir adım ileri ya da her iki tarafta bir adım geri atarak bir uzlaşma sağlamalıdır. Çünkü toplumda da herkes aynı kanaatte değil ve aynı kanaatte olmak zorunda da değil. Ama ortak iyi için bir uzlaşı alanı yaratmak gerekiyor. Ve bu noktada ben kişisel olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tarafıyım. Bunu çeşitli sivil platformlarda imzamı da koyarak ortaya koymuş biriyim. Keza İstanbul Sözleşmesi sürecinde parlamenter olarak görev yaptım. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun üyesi olarak da 6.284'ün oluşumuna da gerek komitede gerek parlamentoda destek verdim. Hayatım boyunca da yaptığım en iyi çalışmalardan parçası olduğum en iyi çalışmalardan biri olarak gurur duyacağım bir unsurdur. Ama burada bir gerçekten kökü bu değişim ve dönüşümle hemhal olamayan ve bundan ürkmüş ve değişime karşı şiddetle direnerek değişimi durdurabileceğini veya yok edebileceğini düşünme noktasına gelen belli gruplar, kişilerden bahsedebiliriz. Bir de bununla birlikte burada bu ön yargılar çerçevesinde oluşan ve tek boyutlu okuma üzerinden biraz da niyet okuma üzerinden ikisi harmanlanarak burada bu yazıyorsa demek ki buradan şöyle bir bakış yürüyecektir diyen bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ama asıl olan bununla birlikte toplumda yapılan saha çalışmalarında şunu görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi henüz daha bilinmiyor. Yani geniş toplum kesimlerine çıktığımız zaman. Yani bir tarafta diyelim ki işte sayı rakam veremeyiz ama belli bir grup var sonuna kadar bu doğru bir metindir ve meramı budur. Düşündüğünüz gibi değildir. Yani öngördüğünüz türdeki aileye, topluma, değerlere saldırmak değil. Tam tersi değerlerimizle birlikte ama aynı zamanda da daha eşitlikçi, adil, hakkın, hukukun korunduğu, şiddet olaylarının kadınlara yönelik çok daha azaltıldığı. Çünkü yani ortadan kaldırmak desek yani bu insan doğasıyla sanıyorum bağlantılı değil ama ne kadar azaltabilirsek ne kadar yani bunu geriye itebilirsek insanlık adına en büyük kazanımdır bana göre. Bir niyetimiz bu ve bu bunu demek istiyor diyen ki geçtiğimiz aylarda imzacılarından biri de bendim. İşte bir deklarasyon metniyle tırnak içerisinde muhafazakar değerlere de sahip olan insanların bu anlamda taraf olduğunu gösteren bir metin de ortaya çıktı. Yani sadece
tek boyutlu bir karşı çıkışın olmadığını, tek boyutlu bir desteğin olmadığını da ifade etmek anlamında bence çok değerliydi. Ve diğer taraftan da bütün bunlara rağmen bence bunlardan daha önemli olan boyut, 6284'te İstanbul Sözleşmesi de toplum tarafından yeterince biliniyor. Yararlanıcısı olan kadınlar tarafından da bilinmiyor ki. İşte bu biliyorsunuz Spivak'ın mağduriyet kavramını toplumsal cinsiyet eşitliğine de uyarlamasıyla, Gramsci'nin mağdur kavramını uyarlamasıyla esas kimliğini bulan. Pardon, orada bir yine kesinti oldu. O cümlenizi tekrarlar mısınız? Anlaşılamadı söylediğiniz. Neresinden oldu bilmesem de bence deyip oradan devam edeyim o zaman. Bu Gramsci ile akademik literatür işte boyutuyla da ele alınan bu mağduriyet araştırmaları kapsamında kadınları değerlendirdiğimizde kadınların çok büyük bir kısmının mağdur kesimler dediğimiz toplumsal tabakalaşmanın özellikle kariyer, istihdam, gelir gibi parametrelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ve yine sınıfsal olarak bu tabakalarda yer alan kadınlarda özellikle hiç azımsanmayacak yani bunlar milyonlardan bahsediyoruz. Bu sözleşme bilinmiyor. Yani belli bir eğitim, iş, kariyer düzleminde sınıfsal olarak konumlanabilen kadınlar veya toplumun geneli açısından baktığımızda bilinse dahi bu anlamdaki dezavantajlı kesimlere indiğimiz hem kadınlar hem erkekler için de asıl itibariyle bu sözleşme bilinmiyor ve sloganik ifadelerle kim kime ulaşırsa en fazla iki tane üç tane slogan üzerinden böylesine kadınların şiddet görmesinin engellenmesi, kadınların toplum nezdinde ötelenmesinin, örselenmesinin önüne geçilmesi için son derece iyi niyetle ve detaylı çalışılmış bir metinin dahi şablonlara ve hangi şablon kime ne kadar ulaşmışsa şeklinde bir sarmala sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz ki bence esas problemli olan kısım bu. Dolayısıyla da bunun önüne geçebilmek adına şu anda hani tırnak içerisinde bu tür çatışma alanlarına yoğunlaşmak yerine bu sözleşmenin gerçekte neyi anlattığının bütün kadın sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl hayatın inşası için ne gibi unsurlar sunduğunu geniş toplum kesimlerin ama bilhassa mağdur kadınların yoğunlaştığı toplumsal sınıflara, toplumsal katmanlara yaygınlaştırmak adına yapılacak çalışmaların tırnak içerisinde beyhude tartışmalarla vakit kaybetmekten daha değerli olduğunu düşünüyorum ve kişisel olarak da şu andaki hükümetinde böyle bir değerli kazanımdan geri adım atacağını da hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ancak ne var ki buna rağmen hani sizin de görev alarak o milletvekili olduğunuz dönemde hayata geçmesine rağmen İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri neden uygulanmıyor, ne bekleniyor hala anlayabilmiş değilim. Bütün maddelerinden tabii ne kastettiğinizi açarsanız daha net ifade ederim ama gravio sistemi çalışıyor. İlgili temel yasal metin 6284 zaten yürürlükte. Hani spesifik olarak yani sormak istediğiniz bir şey varsa bilgim dahilinde Elbette ifade etmek isterim. sözleşmenin maddeleri şu anda önümde yok ama hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. Sizin az önce bahsettiğiniz hani emniyet, kolluk kuvvetlerine cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi meselesi var ya hani başlamıştı ve durdu. Bu konu mesela sözleşmenin içinde geçiyor mutlaka eğitim verilmesi diye hakim savcılardan kolluk kuvvetlerine varana kadar. Milli eğitimde okullarda cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi ne kadar? Bunların hepsi sözleşmenin içinde yer alan maddeler. Kadınlara yönelik yine koruma, kollama ve daha sonra adli süreçte farklı farklı yine yapılması gerekenler. Hani 6284'ün haricinde Aile Bakanlıklarından
Sanayi Ticaret Bakanlıklarına varan. Hatta Aile Bakanlığı değil, Çalışma Sosyal Politika şeklinde Evet. farklı bir isimlendirilse. Evet. Yani bütün bakanlıkların, medyanın, hani ulusal medya kuruluşlarının neler yapması gerektiğine varana kadar tek tek yazılmış durumda sözleşmede ve bunların hiçbiri uygulanmıyor şu anda. Tabii ben ilgili kamu kurumlarının temsilcisi olmadığım için ne kadar uygulanıyor sorusunun bütüncül cevabını verebilecek durumda değilim. Ama kısıtlı gözlemim çerçevesinde ifade edersek ben durduğu kanaatinde değilim. Bendeki bilgiler belli kurumlara bu tür eğitimlerin halen belli noktalarda verildiği, yani belli çalışmaların yapıldığı yönünde. Ama bu ne seviyede devam ediyor. Bunu belki daha sonra Gravio raporları üzerinden de görme imkanımız olabilir. Çünkü onlar bunu raporluyorlar. Ama bir durma halinin değil, ama bir sadece Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği pilot çalışmasına yönelik bir itiraz söz konusu olmuştu. Onun üzerinden onun bir pilot çalışma olduğu ve bittiğine yönelik bir açıklama yapıldı. Benim hatırımda olan bu doğrultuda, ama hani bir red şeklinde bir açıklamayı da ben en azından bilmiyorum. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizden bir slogan şeklinde, hani spot olarak sosyal medyada paylaşabileceğim şekilde İstanbul Sözleşmesi neden önemli? İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa ne olur? Böyle birkaç cümleyle başlık şeklinde cümle rica edebilir miyim? Aslında yani ebilirliğim veya diyeyim, mesleki kariyerim itibariyle ben metin üreten biriyim. Dolayısıyla çalışıp slogan üretebilirim sizin için, ama şimdi ve anındalık ilkesiyle üretilecek sloganın yeterince güçlü olamayacağını düşünerek, ama böyle bir şey talep ederseniz sözüm olsun bunu yapacağım. Ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır, biliyorsunuz. Yani oldukça yaygın hale gelmişti. Ben bu hashtag diyelim artık şimdiki ifadelendirmeyle altına da çok kişisel olarak da katkı vermeye çalışan biriyim ve çok anlamlı bir slogandı. Onun için evet, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ve orada bu konseptin bütün süreci belirlediğini ve bir arada bir uluslararası bir challenge accept diye bir başka slogan daha vardı. Yani evet, kabul ediyoruz ve bu anlamda kadınların insan haklarının korunması için kadınlar olarak meydan okuyoruz. Biz varız, sesimizle, sözümüzle, zihnimizle, emeğimizle, gücümüzle, samimiyetimizle, hoşgörümüzle, sevgimizle, insancılığımızla varız ve kadınların bu varoluşunu görmezden gelmiyor da kimsenin gücü yetmeyecek. Yaşam. İşte çıktı slogan, yani İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve biz kadınlar olarak varız. Kimse görmezden gelemez bunu. Çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum.